Kazım. Bir stres var abi ama. Şoför bey, 500 lira kazanmak ister misin? Ne diye takip ediyor? Hızlı Kazım, hızlı. Bir taksiye yetişemiyorsun. Ne var Abdüley? Geliyorum Abdüley. Çarp şuna. Arkadaşa 500 lira borcun var. Usta geçmiş olsun. Görünmez kaza işte. Keşke sen de kaza gibi olsan. Görünmesen Memati. Keşke usta. Niye hızlı yapıyorsun lan dübük? Masraflarını ödeyin arkadaşın, ofise geçin. Tamam usta. Bir daha beni yarı yolda bırakma. Bir daha benim yanımda... Tamam. Nasıl istiyorsan öyle yaparım. Kemerini bağla. Olur. Ellerine sağlık Sedef kızım. Afiyet olsun Nazife teyze. Çok beğenmiş oğlum seni, çok. Oğlunuz mu bunu size söyledi? Yok. Bunu söylemememi söyledi. Annenleri hiç bahse açtın mı? Yok Nazife anne. Ben biraz daha birbirimizi tanımaktan yanayım. Tanımakmış.
Bir iki defa daha hesap ödemeye kalk, tanırsın kızım. Anlamıyorum ki ne var tanıyacak. 40 yıl oldu, ben hala bilmem Ömer Efendi hangi rengi daha çok sever. Hiç de eksikliğini hissetmedim. Kızım, hayırlı işte, acele etmek lazım. Ne işin var senin bu odada? Burada bekle dediler. Kim dedi? Memati, konuşabilir miyiz? Başka yerde konuşalım. Kalk gülüm, kalk. Memati, ben evleniyorum. Daha konuşacak ne kalmış? Beni sevdiğini söyle. Beni hayatında istediğini söyle, evlenmeyeyim. Ben yok dersem evlenmeyeceksin. Evet. Yani beni gıcık etmek için evleniyorsun. En azından insan kiminle evleniyorsun diye sorar. Bana ne? Bu ofisten herhangi biri olmadıkça kişinin bir önemi yok. Memati... Bak gülüm, sen eğer dediğin kadar beni sevdiysen, evlenme mevlenme geç bunları. Karşında çocuk yok ki kandırasın. Bugün beni görmek için evleneceksin. Yarınki bahanen ne? Yarın diye bir şey yok. Ne iş Memati? Güya evlenecekmiş. Kiminle? Kimle olacak usta? Numara. Hangi şuursuz bizim bir dönem sevdiğimizi alır?